Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Akibet. Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. Gençlik damarı. Damar sizi neyi hatırlatıyor? Hani bir şeyin zeminiydik, beş tane. Nefis. His, heva, asap. Tabiat, asap, damar. Damar. Değil mi? Alem-i Şehadet'in hulasası değil mi abi? Alem-i Şehadet'in hulasası. Yani birbirini mutlaka kullanmanız gerekiyor. Sakın ha, sakın ola Risale-i Nur'daki tabirleri, sokakta kullanılan tabirlerdir ama sokakta yüklenilen mana değil. Ya örfidir, ya şer'idir, ya enfusidir, ya evveldir, ahirdir. Risale-i Nur ise bütününü kapsamış. Gençlik damarı, demek ki gençlik, bir de sayar mısınız? His, hevaz, heves, asap, damar, tabiat. Bunlar beşi neydi? Nefs-i emmare. Maddi nefs-i emmare. Kastamonu kaçtıydı bu? 233. Tamam. Yani mutlaka bakın. Okuduğumuz şeyleri kullanıyoruz ya. Mesela diyelim ki dün ne vardı? Hangi kelime vardı? Alaka. Alaka. Kullanmak lazım. Alaka sakın ha sirayet değildir. Böyle yeri gelince böyle sıradan bir kelime zannetmeyin. Onun için Risale-i Nur sehli mümtenidir. Bazıları şöyle der. Manayı çok çiğniyor ve zoraki mana çıkarıyor. Bu dağarcığında yani hakikatin libasını, fotoğrafını görüyor. Hakikate intikal etmeyen insanların ifadesidir. Cahilane. Yani fotoğrafı görüyor. Her şey odur zannediyor. Fotoğraf. Fotoğraf çektiğiniz tarlada kelebek var içinde, kartpostalın içinde çıktık ya. Dere var, çiçek var, ağaç var, insan varsa. Budur diyor. Budur daha ne var? Biz işte kartpostalın içine aslına gidiyoruz. Gençlik damarı mana mı çiğniyor şimdi yani? Çok mu zorluyoruz? Damar neydi diye soruyor. Akıldan ziyade hissiyatı dinler. Yani gençliğin özelliği bu. His ve heves ise görüyor. Çok iyi görür. His ve heves nedir? Kördür. His ve heves kördür. Nasıl söyledim? His ve heves kördür. Sopayla dolaşır. Ne demek? Şimdiki zaman. Ya geçmiş kokuyu anlamaz. Geçmiş sesi anlamaz. Geçmişteki dokunduğu değil. Kör ne demek? Sopayla vurduğunu, yediğini, kokladığı. Şimdiki zamanı hastır. Ama gibi. Bakın birbirine ekleniyor. Gençlik damarı. Gençlik demek maddi nefse emmaredir. Orta yaşta maddi nefse emmare böyle sıfır insanlarda olur. Orta yaşlardan 40'tan sonra maddi nefse emmare kısmen gidiyor. Manevi nefse emmare başlıyor. Manevi nefse emmarenin içinde neler vardı hatırladınız mı? Hemen sayfanın arkasındaydı. Evet.
Hayır. O maddiydi. Manevi nefsemareden bahsediyor. Neler vardı? Ondan sonra altında şöyle bir şey vardı. Ne ile o ders alırdı? İki şeyle. Tokatlar ve elemlerle. Veya sana bir diyor, tam bir fedailikle. Veya tam bir fedailik. O biraz zor tabii. Her işinin maksadına. Yukarıya git. Ne var içinde? Kim böyle ders yapmıştı bu manevi nefse marayı? Kör hissiyat vardı. Meyli tefevvük. Gayet zulümlü ve zulümatlı hissi bile diyor. Meyli evet. Tefevvük gibi. Başka? Vardı ya. Rekabet damarı. Tamam. Teşekkür yerine niçin ben atmadım yani işte o. Enaniyet. Gurur kibir. Tamam peki. Tamam. Neyse ona dalarsak, şimdi onu açarsak uzun olur. Ama hatırlatmak babından söylüyorum. Gençlik damarı damardır. Akıldan ziyade hissiyatı dinler. Yani damarın bir manası şu. İz takip etmek. İzi takip eder. Bu da bir izdir. Gözde mi? Yani iz takip etmek. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Akıbeti görmez. Peki akıbet nedir diye sorsak, tabi o ders ya bugün. Ne anlarsınız mesela, akıbet nedir? Alemigayb abi, geçmiş gelecek. Ne demek o alemigayb? Hem akıl cihetiyle görüyorsa abi, akıl hem geçmişe hem geleceğe gidebiliyor. Hissiyat gidemiyor hazır zamana. Yani çok mukaddes bir şey değil yani. Ha, akibet demek ki bütün bakabilmek. Akibeti kaba delildir. Bugün Sultan Beyli'nde onu yapacağım inşallah nasip olursa. Akibeti ben size şey yapayım. Akibet sadece gelecek değil yani. Değil. Çok ilginç bir şey var ama bunu lügatta şey yaparsan yok öyle bir şey arama. Akıbet, ikaba delildir. Yani bir şeyin neticesi, çok iyi dinleyin ama, logatta yok, böyle bir şey yok. Bir şeyin neticesi, başın izahı ve şerhidir. Sonunu evvel görüp izah etmek, sonucu belli olmayan şeyin başı da izah edilemez. Aslında evvel ve ahir aynı şeyin şehleridir. Yani bir bütünlüğün birbirlerini izah etmesidir. Çok ilginç değil mi? Akibet evvelin şehridir, tefsiridir. Ahiretin sonucu insan oluyor sonra. Evet. Ahiret insanın ölümünün sonucu değil. Peki devam ediyorum. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Yani üç zaman ya insan bu dünyada tesir altında. Geçmiş sağ taraf, sol taraf gelecek, an. Anı yaşayanlar iradeleri yoktur. İhtiyarları vardır. Neyin tesirindedir? Gençlik tesirindedir. Gençlik damarı. Bunlar da his ve hevestir. Bu da kördür. Yani kör demek bu göz kapalıdır değil. Mazi ve müstakbeliyle alakasız yaşıyor. Mazi ve müstakbelsiz yaşayan kördürler. Allah da öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Dünyada ama olanlar ahirette de ama olacaklardır. Yani bu dünyada sopayla dolaşanlar ahirette de sopayla dolaşacaklar değil. Dünyada kör tabii amayı kör dersek
E böyle oluyor. Hafı da korku dersek tuhaf oluyor işte Kur'an-ı Kerim'in. Oysa Kur'an'da ama diyor. Kör demiyor da. Körün bir manası amadır. Sen abi Süfyan hakkında bir gözü kördür diye bir rivayet var ya abi. Evet. Ahireti görmeyen gözü kör. Normalde gözleri görüyor. Görüyor. O zaman his ve heves kördür. Akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzete tercih eder. Mesela Allah diyor ki bak bunu terk et yapma. Tamam? Şunu sana vereceğim. Nefis der ki his ve heva, heves. His ve heves. His ve heves şöyle der. Ben taksitte çalışmıyorum. Benim taksitte işim yok. Peşin. Ne alırsan elinle o gelir seninle. Böyle. Ben haşa Allah'a kafa tutuyor. Ben taksitle çalışmıyorum. Vaatlarla uğraşmam. Yedim mi yerim. Gördüm mü görürüm. Fırsat elime geçti mi yaparım. Kim yıkılır hiç önemli değil. Sistem böyle çalışıyor. Yani bedensel hayat, his ve heva, damar, tabiat, tamam? Böyle çalışıyor. Bu beşinin toplamına nefis diyoruz. Maddi nefs emmari. Yani bedendir. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla bunlar kördür. Cüz-i ihtiyarıyla hareket ederler. Dima ile hareket ederler. İtikatları vardır ama imanları yoktur. İtikat aklidir, iman kalbidir. İhtiyar aklidir, irade vicdanidir. Vicdanın sıfatıdır. Dolayısıyla cüz-i ihtiyariye mahkum olanlar ahirete uygun yaşayamazlar. Ahirete uygun yaşamak ne demek biliyor musunuz? Şimdi bak iyi yaslanın. Bu cümleyi de iyi kavramanız için söylüyorum. Bak iyi dinleyin. Burada, dünyada, bunu iyi düşüne düşüne vurgulaya vurgulaya koyacağım. Burada ne için ve nere için yaşıyorsan burası orası olur. Buralıktan çıkar burası. Fikir yoldur. Fikir yoluyla oraya giriyorsun demek. Bir de okuyayım mı? Anlaşılan böyle biraz şok gibi olunca baygınlık gibi gördüm sizi. Bir canlılık görmedim yani. Bak bir daha okuyorum. İlginçtir. Bu haşrın en güzel ispatlarının bir tanesidir. Haşir. Yani ispat noktasında. Burada. Nerede burası? Dünya. Dünyada. Burada ne için ve nere için yaşıyorsan burası orasıdır. Buralıktan çıkar burası. Çünkü fikir bir yoldu. Yol, fikir yoluyla. O zaman itikat ettiğin, inandığın şeyleri fikir yoluyla gördüğünden dolayı oraları burada onu yaşıyoruz. O zaman burası buralıktan çıkıyor. Yani zahirde sen de yürüyorsun, gidip geliyorsun ama aleminde başka şey yaşıyorsun. Ben mi değişiyorum abi, kainat mı değişiyor? Sen değiştiğin için onu da değiştiriyorsun. Herkesin şeyi değişik. Mesela şu kainat benim gördüğüm gibi değil, senin gördüğün gibi. Yani sen nasıl görüyorsan ben öyle görmüyorum. Ben nasıl görüyorsam sen öyle görmüyorsun. Herkese göre farklı olabilen bir özelliğe sahip. Dünyanın en güzel tarafı da budur. Yani sabit, donuk bir tarafı yoktur. Herkese söylüyorum ama, bu sözümü kim duyuyorsa, sizin gördüğünüz gibi değil. Hepsini barındırıyor o zaman. Yani dünyanın en güzel tarafı, mesela şuna, bakana göre değişkendir. Bakanın, mesela ben dün bakıyordum farklıydı, bugün bakıyorum farklı. Yani bu donanımlara da sahip. Nasıl bir şeyse aklıma almıyor.
bir şey birbirinden tamamen ayrı iki zıt şey olabiliyor. Yani bu kendi kendine olmuş olabiliyor, ihtimali var, gözüküyor zahirde. Bir el ayak yok, topraktan çıktı işte. Ama bunu Allah yapıyor. İkisi arada korkunç, birisi fail var, birisi fail yok. Yani ikisine de intikal edilebilir. Yani %100 iman etme mecburiyeti yok zahirde. Dört isimden gidiyor abi her şey. Tabii zahir kesin. Evvel, ahir, bat. Evet, zahir evvel. Hepsi. Yani bu yolunun olması Allah hakikaten çok usta yani. Yani kendisini kendisi gözükmeyebilecek şekilde de maddeyi, sanatı yapabilmiş. Şöyle diyeyim. Dünyanın en iyi 10 tane marangozunu getirin. Dinliyor musunuz? Getirin. Deyin ki bir sanat yap, sanatkarı tanımlamasın, sanatkara intikal ettirilmesin. Öyle sanat yap. Sanattan sanatkar gözükmesin. Bana böyle bir sanat yap. Mümkün müdür? En büyük sanat olur o zaten. En büyük sanat. Mümkün müdür? İmkansızdır. Allah yapmış işte. Mükemmel bir şey. Allah onun için çok mükemmel bir şey. Allah harika bir şey yani. Hani kalite bilemiyorum ya. Allah affet beni. Yani o kadar seviyorum, o kadar acayibime gidiyor ki Allah. Allah çok acayip bir şey. Yani 10 tane marangoz, dünyanın en iyi 10 marangozu getiriyorsunuz, bir sanat yap diyoruz. Ama sanatkarı tanımlamasın. Sanatkara intikal ettirilmesin. Kendi başına olmuş diyebilelim. Hiçbir tarafında sanatkarın özelliği olmasın. Yani sanatkarı tanımlamasın, ona işaret etmesin, ona delil olmasın. Mümkün değil. Bu dünya şeyle mümkün değil abi. O zaman bu mevcudat burada değil abi. Değil. Ama bunda var işte. Yani %100 Allah gözükmüyor. Tabiattır, kendi kendinedir, tesadüfen diyenler var mı? Demek ki o yolda çıkmış buradan. Yani o sanatkarı gözükmeyebiliyor. Bu o, öyle bir tarafı var bunun. İşte acayip bir şey yani. Bilmem anlatabiliyor muyum şeyini? Hayret yani. Allah hakikaten Allah'tır. Allah başka bir şey yani. Aynı çekirdekten hem cehennem çekirdeği hem cennet çekirdeği. Ya olabiliyor. Aynı. Yani böyle öyle bir şey ki, öyle bir sanat yapmış ki bu insan, kendisini inkar edebiliyor. Bak, madde değil inkar eden, kabul eden. Ruhtur. Adam ruhuyla diyor ki ruhumu inkar ediyorum. Yani ruh yoktur diyor. Karşıma çıkmış adama, sen ne yaparsınız bu bilgilerle donatılmış olan ben. Sen o. Şimdi adam karşıma çıktı. Diyor ki bana, hocam diyor ben ruhu inkar ediyorum. Ruh yoktur diyor. Allah. Yani kabul eden, reddeden ruh olduğu halde ruhuyla reddediyor ruhunu. Karşınıza böyle bir adam çıktı. Ne yaparsınız? Allah. Allah'ın sanatına bak işte. Şaşırıyorum. Nasıl bir yapabilmiş Cenab-ı Hak? Kendini inkar edebilen bir mahluk yapmış. İnsan kendisini inkar ediyor. Mesela ben yokum diyor. Ben hayalim diyebiliyor. He ben neka. Mesela öyle bir sanat ki bu gözü yapan kördür diyor. Diyebiliyor bunu. Tesadüfleri verirse bu göz yapan kimdi? Kör. Mesela şey dedim ki akıl hastanesinde rapor alacak ya böyle. Bu Darül Envar Vakfı ile alakalı bir rapor gerekiyormuş yönetici vesaire olmak için. Onlara dedim bir konu getirdi adam. Herhalde evet tabii şaşırdı bu kim adam diye. Şaşırdılar, gariplerine gitti. Kalemi bıraktılar dediler. Peki sen akıllı ol, hani herkese sormuyorlarmış da herhalde bir sohbet havası oldu. Çok güzel oldu. Ben oraya getirdim zaten. Bir söylemiştim ama bir daha söyleyeyim.
Dedi ki sence akıllı kimdir dedi. Dedim buna örnekler vereyim. 3 tane örnekle yukarıya doğru çıkayım. Adam dinliyor böyle. Düşün. Hep hasta gören bir adam. Psikiyatristler böyle. Hep hasta görmüşler. Bir de beni gördüler şimdi. Dedim bak şu saati 6 saatte yaptım desem bu saatin dışında bir saatin varlığını gösterir. Delil. Çünkü 6 saatte bu saati yaptım denilirse bu saate bakmadım demektir. Hani var ya halaka semavat velarde fi sitte ayyam. Bu kainatı 6 günde yarattım dediğine göre bu kainatın dışında bir gün. Yani bu saati 6 saatte yaptım demek bu saatin dışında bir saatin varlığını gösteriyor. Çünkü bunu yaparken bu saate bakmadım. 2. Bakıyor adam ne diyecek diye. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu da körle yapılamaz. 3. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Kim ise. Şimdi bunu görüyor adam. Şöyle diyebiliyor. Kalemi almış böyle çeviriyor. Ah canım. Yani korkunç bir mantık. Böyle bir sanat. İnkar edebiliyor bunu. Mesela gözü kör yaptı diyebiliyor. Aklı akılsız yaptı diyebiliyor. Böyle bir sanat. Allah'ın için acayip bir usta yani. Ondan sonra her şeyde var, hiçbir yerde gözükmüyor. Eşya sıfattır. Mesela balık kokusu balığa göre sıfattır. Bak kendisi muayyendir, kokusu gayri muayyen. Koku her yerde, cismin kendisi bir yerde. Şimdi bu mevcudat Allah'ın sıfatının tereşuhatları ama sıfat zatı örtmüş. Acayip neyse konumuz o değil. Acayip sistem çalışıyor. Yalnız fark et yeter. Bunu fark et. Yani bu sistem burası için çalışmaz. Doldur, boşalt olmamalı. Yani mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak doldur, tuvalette boşalt. Yatağa git, işe git. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak. Bu dikdörtgen olmamalı. Yani bu sistem, yani bu kafam benim şu anda. Para kazanmak için israf olur. Bu elim şu binayı yapmak için yapılması israf olur. Çünkü el binadan harikadır. Harika şey basit şeye harcanmaz. Mantığı yoktur. Yani el binadan harika ise bu el binaya harcanmamalı. Gözden harika bir şey yoktur. Ama kendisinden çok basit şeye bu göz harcanıyor. İşte dünya gariptir yani. Burası acayip ve garayiptir. Mesela iman. Cennet için değildir. Cennet çok basittir imana göre. Ancak iman, imanın karşılığı Allah olur. Ya. Elhamdülillah. Bunu fark et, öl. Bu böyle fark et. Bu sistem burası için değil. Olmaz. Niye? Çünkü burası değil. Peki burası nedir? Burası neresidir? Çok diyorsun da burası neresidir? Burasını, burada, iyi dinleyin, burada neyi ve nere için yaşıyorsan burası senin için orasıdır. Bir daha. Burası neresidir? Burayı, dünyayı sen ne için ve nere için yaşıyorsan burası orasıdır. Dünyada ahiret için yaşıyorsan dünya dünyalıktan çıktı, burası orasıdır.
dünya bir ayna gibi abi. Düşüncelerinde ne düşünüyorsan o aynada o gözüküyor. O. Yani düşündüğün gibi, evet, güzel. Başka? His ve heves kördür dedik. Akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti. İleride bir batman lezzetlere tercih eder. Bir dirhem hazır lezzeti. Başka? 148'den okumuştum sözlerden. Şimdi mektubat 366'dan okuyorum. Gafile göre rızkın akıbeti muvakkat bir lezzetten sonra fuzulattır. Yani mesela bu sistem kurulacak. Tamam mı bak? Bu sistem kurulacak. Burada meyve verecek. Yani bu sistemin kurulması, şu teknolojiye bak. Sisteme bak. Fabrikaya bak. Burada bu ortaya çıkartılacak. Ve bunu yani yemeden önce, yedikten sonra aynı. Yok. Yerken birkaç dakika ve bunun için olacak. Yani birkaç dakika için. Değer mi? Yani bu sanata değer mi? Eğer yemek için olsaydı sırf, Cenab-ı Hak havada %76 azottur. Teneffüs ederken azotun gramını almayız. %21 oksijendir. Onun içinde oksijeni alıyoruz. Eğer azotu teneffüs etseydik hiç kimse acıkmazdı. Ve hiç çalışma olmazdı. Demek ki Allah doymak için yapsaydı kolay yolu vardı. Sistemi takardı, azotu emerdik, bitti. Yani %76 azot, %21 oksijen, havadan %21'ini alıyoruz. Nasıl ayrı bilmiyorum bunu. He? Üstadan çıkmış. Yani nebatatın iyonlarıyla beslenme. Yani mesela 40 gün yemiyorlar. Sistemi aktif ediyorlar, tamam mı? Azota dönüştürüyorlar. Sen oksijen alırken aynı yerde o azot alıyor. Resulullah yapmış bunu. Aleyhisselatü Vesselam, bana göre bir kişiyi doyabilecek zor duyacağı tamla 70 kişi, 300 kişi doymuş. Tak diye devreye azot sokulmuş. Azotu basmışlar insanlara. Hepsi de doymuş. Zahirde mucize. Elbette ki mucize. Ama mucize de bir esma. Yani en zor tecelli mucize olmayan esbab aleminde esma kendisini ifade etmesi, bu zordur. Yani enerjiyi bırakmak, havaya dağıtmak kolaydır. O enerjiden oduna sıkıştırmak zordur. Odun yapmak zordur. Havaya bırakılan enerji kolaydır. Onu odun yapmak zordur. Allah zoru yapmış. Burası zordur. Kimse duymasın. Burası cennetten daha gariptir. Çünkü cennette duman yok. Zıt yok. Tek boyut. Burada ise boyutu belli değil. Garibime gidiyor benim. Ha, hayat bakımından, nefsaniyet bakımından, lezzet ve zevk bakımından kıyas edilmez tabii. Ama hakikatin zemini, hakikatin ifadelenişi, hakikat deposu bu dünya kadar kainatın çekirdeği diyor. Böyle ben bir yer bilmiyorum. Yani onun için bilin böyle kıymetini, adam gibi ömrünüzü yaşayın. Bir de yaşayamayacaksınız. İmam-ı Gazali öyle diyor, ne güzel demiş. İnsanlığının kıymetini bil, ölünce bir daha insan olamayacaksın. Kıymet bil yani. Mektubat 472'den okuyorum. Gayrimeşru muhabbetin akıbetinin mükafatı, mahbubun gaddarane adavetidir. Gayrimeşru muhabbet mi ettin? Onun cezasını görüyorsunuz. Nedir o? Mahbubun, sevgilinin adavetkârâne mukabelesini görüyorsun. Çünkü niye? Ve niye peki sevgilin veya dünya, sevdiğin işte kız veya erkek, niçin sevgine mukabele demiyor da eline geçirsen bile kızı? Gene bağırıyor. Yandım, piştim diyor, tamam mı? Leyla ile Mecnun gibi. Çünkü İnsanın muhabbeti
münezzehtir. Şunat-ı Zatiye'de. Şunat-ı Zatiye'nin merkezinde şefkat-ı mukaddesi vardı. Bir çık dışarıya. Muhabbet-i münezzehe. Muhabbet-i münezzehe. Sonra bir çık dışarıya. Şefki mukaddesi. Şefki. Şefki mukaddesi. Münezzehe mi mukaddesi mi? Mukaddes. Mukaddes. Bir tane muhabbet münezzehe. Bir tane münezzeh var muhabbet. Ha, şimdi verdiğin muhabbeti karşıki taraf mesela vurduğun zaman karşıki taraftan ona o seviyede bir cevap gelirse bu muhabbet tatmin olur. Ama verdiğin muhabbete değmiyorsa eline geçirsen bile hala bağırırsın. Çünkü hala aç. E peki bu muhabbetin karşılığı Allah'tı. E gittin Ali'ye, Hasan'a, Hüseyin'e, Fatma'ya şeye verdin. Paraya, pula verdin. Aşağı işe verdin. Arabaya verdin. Bu verdiğin muhabbet aldığına değiyor mu? Değmiyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü hala o teskin olmamış. Bağırıyor. Hala aç. O muhabbet kuyusuna ne atarsan at. Hiçbir şey doldurmuyor. Ne yaparsan yap. Ne koyarsan koy. Kainatı koymuş. Bana seni gerekseni dettirmiş. Yok. Vallahi bana ne vereceksin ki benim muhabbetimi doyursun? Sizin de öyledir. Ama ben kısmen fark etmişim. Ne versenler versinler. Allah'ın zatına yemin ederim ki Allah'ın zatına yemin etmek yalana kafir olur. Allah'ım şahit olsun. Cennet bile tatmin etmiyor benim ruh muhabbetimi. Öyle bir derdim yok inanın. Vallahi yok, billahi yok. Tallahi yok. 9 gün oruç tutmam lazım. Cennet gibi benim bir derdim yok. Ne diyorsun ya? Meczup musun ya sen? Ben cennetin sahibi olan Allah'ı dert edinmişim. İşim o benim. Yani muhabbetin o olunca diğerleri hiçbir şey gözükmüyor ki. Yani Allah başka bir şey ya. Hani cenneti bir şeye benzetirler. Huri işte şuna, şuradakine böyle benzer. Oradaki evler şöyledir. Oradaki meyveler böyledir. Ama Allah cennetten üstündür. Değil mi? Rüyetullah. Beka. Rüyetullah. Cennetten üstün şeyler. Arkadaşlar, neyi dert edinirseniz o sizi inşa eder. Cehennem. Cehennem gibi bir derdiniz de olmasın. Bizim cehennemimiz cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek olmalı. Bir nurcunun cehennemi cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek, bir nurcunun cenneti cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı. Yani bakın böyle masivaullah, o da masiva. Yani Allah'ın dışında şey, gayelikten çıktı. Yani Müslümana Cenab-ı Hak cenneti, cehennemi gaye yaptırmıyor. İman yaptırmıyor. Allah. Onu dert edinirsen cennetin olur. Onu dert edinmesen cehennemin olur. Allah'ı kaybettikten sonra haşa. Cennette olsa ne olur? Cennet mi olur? Allah başka bir şey ya. Abi o muhabbette münezzeh diyor. Allah evet. Münezzeh diyor yani. Evet. Muhabbet-i münezzehesi. Şefkat-ı mukaddesesi. Mukaddes. Hep mukaddes, mukaddes, mukaddes. 6 tane. Bir tanesi şey, ikincisi münezzeh. Yani bunu bir abi muhabbet. O zaman mukaddes de münezzeh arasındaki bir araştırın. Bakıyorum ben de. Şimdi en korkunç bir cümle geliyor. Böyle duvara beton çivisi gibi çakan bir cümle geliyor ama izah yapamayacağım. Bugün Sultanbeyli'nde yapacağım onu. Mektuba 476, Sunuat Tulat İşarat 4. Sayfada şöyle diyor. Dünyada masiyetin akıbeti ikab-ı uhreviye delildir. Şu kadar şey yapayım. İzah değil. Allah haram dedi mi? Haram denilen bir şeyin yanlışlığını, haram olduğunu gösteren
gösterge dünyada da var. Yani günahın pisliğini, hakikaten günah hakikaten günahtır dettirecek illa ahireti beklemek gerekmiyor. Dünyada da günahın akıbetine bakın, günahın hakikaten niçin günah olduğunu görürsünüz. Günahın günah olduğunu görmek için ahireti beklemeye gerektiği yoktur. وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمٍ وَاِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. Tamam. Yani ahirette gözükecek bir şeyin dünyada da alametleri, sızıntıları gözüküyor. Günahın akıbetine bakın, ikab-ı ilahinin olduğunu göreceksin. Akıbet ikaba delildir. Buna girmeyeceğim. Abi günahın zararı da bize yani zarar veren yönü de dünyasal değil, yine bekaya bakan yönlerimiz mesela ruha falan zarar veriyor ya. Hı-hı. Dünyasal şeylerine zarar vermiyor mesela ceset olsun vesaire. Ona da veriyor. Veriyor da daha çok. O kadar daha çok ruh. Yani i̇şte bekaya bakan yine şey veriyor. İşte ondan zaten onu kastediyor. Mesela günahın akıbetine bakın. Sana kazanımlarına, günah ne oldu? Allah mesela şöyle diyeyim, daha değişti. Bana böyle soru sordular. Soruyu şey yapayım. Büyükçekmece'de sordular. Abi dediler, soruyor birisi, cevap vermedik. Ne soruyorlar dedim. Diyorlar ki, Allah haram etti bazı şeyleri. İsabet ettiğini nereden biliyoruz? Bak zındın sorusuna bak. Mesela içki haram etti, zinayı haram etti. İsabet mi etti yani, nereden biliyoruz? En güzel delili, bir şeyin delili, meyvesidir, neticesidir. Neticesine bakın. Mesela misal vereyim ustattan. Git kabristana, mezaristana, hastaneye, meyhaneye, hapishaneye. Gidin, ekseriyetle mutlaka %80'i Allah'ın haram ettiği şeyleri yapmaktan oraya girmiş. Yani %90 da demedim ya. Allah'ın haram ettiğinin isabet ettiğine en güzel delil kabristandır, hastanelerdir, hapishanelerdir, meyhanelerdir. Meyhaneyi muayyenhane zannetmiş. Genetikte bozulmadan dışarı bir şey çıkmıyor yani abi. Çıkmıyor. Çok azdır istisna. Trafik kazasından ölmüş, şey olmuş, diğerleri hep suistimalattan ölmüş. Trafik kazasında gene suistimalat etmiş. Yarışıyor, bilmem ne yapıyor falan. Nefsine tabi olmaktan kaynaklanıyor. Lemalar 81'den okuyorum. Dalalette ve küfürde akıbeti görmeyen ve hazır zevke muptela olan insandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır. Küfür ve dalalette niçin insanlar gidiyor? Çünkü akıbeti görmeyen ve hazır zevke muptela olan insanda ne varmış biliyor musunuz? Nebati ve hayvani kuvveler var. Onun tatmini var. Nebati ve hayvani. Fark nedir? Nebati ve hayvani kuvveler var. 13. lema da bu şey istihazeri sen. Ne, insanda hayvani kuvveler nedir mesela? Kuvve-i şehviyedir. Nebati? Nebat nedir peki? Hayvani kuvve-i adamiye, nebati kuvve-i şehviye. Evet, doğru. Mesela bakın, misal vereyim. Nebat nereden beslenir? Kökten beslenir. İnsanda da mideden, aşağıdan besleniyor. Tamam. Hayvanda ne var? Yeme ve uçkurluk var. Bu tarafıyla da insan hayvaniyettir. Evet, bu. Yani nebat besleniyor, hayvan ürüyor. İkisinin cemi insan. Yani bu duygu şeyler var, duygular var. Bu insana konmuş bu madenler. Diğerleri tanımlasın, izah etsin diye. Mesela yanlış denilen şey zemindir. Zeminsiz zemin. Doğrunun ifade edildiği yer.
Burada hayvani ve nebati duygular var. Onun üzerine insanlık inşa edilsin diye konmuş. Onu kaldırırsanız insanlıktan da çıkar insan. Yani melek olur. Meleği insandan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi de insana hayvani ve nebati duyguların konulmasıyla insanın kuvalarına, hissiyatlarına, latifelerine, istidatlarına hat konulmamış oluyor. Su ve hava mı oluyor adam? Yani bu hayvani ve şey mi? Hava üremedir. Su da evet şeydir, nebattır. Toprak unsuru ancak insanlarda cami. Meleklerde toprak unsuru çalışmıyor. Meleklerde, Cebrail'de bile toprak unsuru çalışmıyor. Cinlerde çalışmıyor. Şeytanlarda çalışmıyor. İmani şeyde o zaman... Nur ve toprak unsuru. Toprak unsuru da nebatlarda çalışıyor. O da şuur olmadığı için makamı çok hiç kıymeti azdır. Fakat hissiyatı var. Şu anda bizi tanır. Tanımlayamıyor, ifade edemiyor dili olmadığı için. Yani hayatı var, hissiyatı da var. Şu anda bizi bilir. Mesela bu bizim yanımızda olmaktan şu çiçek ve dersi dinlemekten keyif alıyor ve bekaya gidiyor. Ve bu böyle dönüyor görebilene. Şu anda bu böyle dönüyor. Bir çiçek var ya, ezan okunduğunda açıyor. Evet, ezan okunduğu zaman eliniz şey yapınca kırılıyor vesaire. Mesela çocuk girdiği zaman odaya çiçek böyle yapar. İleri geri hareket eder, korkuyor. Ondandır ki İslam, ormana keseceğin ağaca yanına giderken baltanın ağzını sarın diyor. Evet, hayvan intikal etmiyor ama birisini keseceğin zaman hayvan, öteki hayvanın yanından geçerken bıçağın ağzını sarın diyor. His var, his. His var ama tanımlayamaz. Neye benzer? Mesela sen ve benim anlayacağımız... Nebati bir hayat var. Bitkisel hayata giriyor. Gözü çalışmıyor. Ağzı çalışmıyor. Konuşamıyor ama duyuyor. Cevap veremiyor. Vefat eden de öyle. Kabirde Allah Resulü mezara üzerine durmuş. Ya filane, Allah'ın vaat ettiğini gördün mü? Bedir ve Uhud'da. Allah Resulü'ne sahabe demiş ki ya Resulallah, bu öldü. Duymaz ki sizi. Sizden daha iyi duyar. Ama cevap veremez. Lemalar 153. Ehli hidayetin rekabetkarane ihtilafı akıbeti düşünmemekten ve kasr-ı nazardan değildir. Ehli dalaletin samimane ittifakları akıbet endişelikten ve yüksek nazardan değildir. Şu anlar 675'ten okuyorum. Akıbeti görmeyen bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eden hissiyat insaniye, akıl ve fikre galebe eder. Görüyor musunuz? Akıbeti görmeyen kim? Bir, akıbeti görmeyen. İki, bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat insaniye. Hissiyat insani böyledir. Yani maddi nefse marede ne vardı? His, heves, asap, damar, tabiat. Hissi tanımlıyor. His, his, heves. Hissi tanımlıyor. Hissiyat insani neymiş? Bir, akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti şimdiki zamana mübteladır. İleride bir batman lezzetlere tercih eden. Bu yapa yapa, yani bunun sözünü dinleye dinleye yani futbolcu antrenman yapa yapa, koşucu antrenman yapa yapa kabiliyetleri geliştiği gibi buna uya bunun kabiliyeti gelişiyor. Gelişince akıl ve fikre galebe ediyor. Bloke ediyor aklı. Yani mesela affedersiniz, şehvet kafasına vurur, gadab kafasına vurur var ya, kuvve-i akliye, kuvve-i şehveye, kuvve-i gadabiye. Yani gadab kafasına vurur, nefret kafasına vurur, haset vurur, böyle duman gibidir der Gazali. Beyni bloke eder, başka hiçbir şey göremezsin.
şey olmuş gibi, var ya böyle şey olmuş, kuduz köpekleri gibi olur. Hiçbir saldırganlıktan başka hiçbir şey yok. Aynı kuduz köpekleri gibi olur. Niçin hissiyat insaniyeye uya uya Karadeniz'in suyu dağlara vura vura niye Ege'ye söylemiyorum? Karadeniz'in kayalıkları çok yalçındır, çok serttir. Çekici vurduğun zaman tık diye kıvılcım bile çıkarıyor. Çok serttir. Fakat su vura vura, keser değil bu. Vura vura oyduğu gibi hissiyat insaniye kullanıla kabiliyeti gelişiyor. Kabiliyeti gelişince hazır lezzeti tercih ediyor. İlerideki batmanlarca Allah'ın vaat ettiğine nazar etmiyor. Başka? Akıbeti görmez. Bir de kördür. Hiçbir şeyi görmez. Ha böyle. Ne eline gelmişse o. Sonra akıl ve fikre galebe eder. Adam artık tasma takılmış oluyor. Geçmiş, gelecekle hiç alakası yok. Hepsi bitirmiş. Bu şeyle düzelir değil mi? Ciddi bir ameliyat, cerrahi diyor üstad. İşte bu neyle uyanır? Bütün hissiyatını davasına verebilirse ki bu çok zordur. 234 müydü Kastamonu? Veya tokatlarla, elemlerle ancak bu durur. İlimle durmaz. Olmaz. Panik atak, buhran, bunalım, kanser. Yani hissiyat insaniye öyle bir darbe vuruyor ki bu hastalıklar. O olmasa o hastalıklar kesinlikle kimse intiba gelmez. 8. devada abi günahlar diyor. Bu dünyada işlediğimiz günahlar ahirette ebedi hastalıklardır diyor üstad. Dünyada da ruhumuza, vicdanımıza, hissiyatımıza diyor hastalık olarak kalır. Onlar da diyor sabun gibi temizleyen diyor. Keferat üzünü bulan hastalıklardır, musibetlerdir mesela diyor. Zaten iki tane ibadet var ya, menfi ve müsbet. Burayı seçmemin sebebi, gençsiniz ya siz daha çok bize göre, akıl ve fikrinize galebe ediyor. Peki ne yapacaksınız çaresi? Asla cemaatsiz kalamazsınız. İlle musibet beklemeyin, tokat ve elem beklemeyin. Cemaatsiz hiç kimsenin şansı yok bu dünyada. Abi bak, ben ister dinle, ister dinleme. Cemaati olmayanın şansı yoktur. İstikametli olmaz şansı yoktur. Festakim kema ümürte, fert istikamet bulamaz. Sikeyi tasdik gaybiye. Tek başına kişi istikametli asla olamaz. Festakim kema ümürte, orada diyor fert istikametinden değil, bir cemaat istikameti. Çünkü bütünsellik içinde bütüne gelebilirsin. Kur'an-ı Kerim o zulmün akıbeti olan gazab-ı ilahi zikretmiştir ki nefisleri o zulüm ve fısktan tenfir ettirsin. İşaretleyeceğiz 27. İşte Kur'an'da cehennemdeki o azapları katran böyle olacak, şöyle olacak. Nefse önüne koyuyor, temcit pilavı gibi önüne tabağına koyuyor, ye bakalım. Bunu kabul edebiliyor musun? Eğer Kur'an onları ve hadisi o cehennem azaplarını, zakkumu, veil cehennemini, gayya çukurunu, cehennemde acıkacak insana, susuyacak insana, acıkacak insana, katran var ya bizim bildiğimiz katran gibi de değil, erimiş. Yani nasıl bir sıcaklıkla erimiş ki su olarak o verilecek. Hadiste Allah Resulü diyor ki, içtiği anda bu ney ağzına sokulmuş hepsi yok olacak yani. Aniden yaratılacak tekrar. İçmeye devam edecek. Susuzluğu nasıl giderecek? Katran, erimiş katran içirilecek. İrin içirilecek. Peki bunu niye bahsediyor? Kör hissiyat ancak bundan anlıyor. Böyle mi olacak? Böyle olacak. Bu böyledir. Akıl ve fikre galebe eden kör hissiyat, hissiyat insaniye ancak ona o layık. O erimiş katran, erimiş irin. Al denilecek, bunu iç.
Bütün organları yok olacak diyor. Aniden yaratılacak. Hiç azap çekmemiş gibi yeniden inşa ediliyor. Yeniden tadacak. Her an yeni, her an yeni, her an yeni. Sen zekatı vermeyenler için neler diyor. Ama ya Rabbi, dün mü okumuştum? O madenleri eritilecek, boğazına o doldurulacak o. Zina eden için zaten o bizimle alakası olmadığı için Allah kimsenin başına vermesin. O nasıl olacak bilmiyorum. Bizim işimiz yok. Bizim işimiz olmayan şeyler biz karışmamamız da gerekiyor. Akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle niye karışmayın? Çünkü psikolojim bozuluyor. Bir de okuyorum. Akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle hazır bir dirhem zehirli lezzeti ileride bir batman safi lezzete tercih etmek bu zamanın dehşetli bir marazı, bir musibetidir. Kastamonu 197. Bu asrın bir belasıymış. Bu asır neymiş? Bu asrın özelliği şuymuş. Akıbeti görmeyen kör hissin hükmüyle. İnsanda akıbeti görmeyen kör his var. Hükmediyor. Ne yapıyor o? Hazır bir dirhem lezzeti ileride bir batman safi lezzetlere tercih ediyor. Bu zamanın dehşetli bir marazı ve bir musibeti bu. Hazırcı oluş. Hiç. Din varmış, ahiret varmış, ölecekmiş. Nasıl bir şeyse anlamıyorum. Adam mesela mezara bakıyor. Babasını indiriyor. Babasını indiriyor. Akşam eve geliyor. Cenaze evindeyiz. Adam içeride kız kardeşine mutfakta, ben tuvaletten çıktım, geçiyordum, abdest aldım. Şaka yapıyor. Şşş, içerideler içeride. Bunu gördüm ben. Babası vefat etti. Bu ikini de gömdük yani. Hollanda'dan gelmiş. Ablasına şaka yapıyor. Abi içeri delirmiş. Babası gömüldü ha ikindi de. Akşam kılındıktan sonra eve gittik yani. İçin derste uyanır mı? Babayı eliyle indirmiş uyanmamış da sohbette uyanır mı? Neyle uyanır? Varyozu kafasına yediği zaman, men rabbuke dendiği zaman uyanır. Zannediyorum ki musallada bile uyanmaz. Ama öyle uyandırırlar ki o zebaniler. Kalk bakalım. Kalk bakalım. Uyuma dönemi geçti. Gel bakalım. Vay. Vay, vay ama. Bir daha ezeli ve ebedi. Cehennem olur ama çekilir. Ama ezeli ve ebedi oluşu çekilmez. Bak. Bu oda olsa. Işık yanıyor. Acıkma yok. Azotu alıyorsun. Işık yanıyor. Karanlıkta da değilsin. Başka ne? Bir şey söyleyeyim bana koyalım. Koltuk da koyduk. Yatabiliyor. Ezeli ve ebedi odadasın. Hiçbir iş yapmayacaksın, hep oturacaksın. Ve kafan çalışıyor, hayalin gidiyor, acaba onu yap. Kafan, bu sonsuz böyle odada kalınır mı? Azap yok ha. Hiçbir dert vermiyoruz sana. Hiçbir yerin ağrımıyor. Hele bir tane dişçi gelse, devamlı dişini delse devamlı, sinir iptal olmadan. Dişini deldi, bağırıyorsun çünkü bağlısın her tarafa. Ondan sonra öteki dişine, bunu yaparken bu diş hemen canlanıyor. Sonsuz dişçi senin dilini derse, dişini derse. Sonsuz jiletlerle doğransan gıdım gıdım. Ha bunlar dünyevi şey ya, bunlar hiç alakası yok. Hiç ahiretle alakası. Çünkü neyi düşünürseniz diyor cehennem değildir. Değmez ya. Niye zikrediyorsun? Kör hissiyat bundan anlıyor. Ne namussuzdur biliyor musunuz? Sizde yoktur inşallah o kadar da. Biz de
Bu zamanın dehşetli bir marazı, bir musibeti bu. Nedir o? Bilmemek. Hissiyat var ya, kör hissiyat. Kör hissiyat. Önemli olan o. Onun altını çizin. Kör hissiyat. Vicdanda his var, orada da hissiyat var. Ama görüyor o. Mukaddes. Evet, mukaddes hissiyat. Bu kör. Neyi tutmuşsa o. Neyi koklamışsa o. Neyi duymuşsa o. Mazi müstakbeli hiç alakası yok. Dünyada masiyetin akıbeti ikab-ı uhreviye delildir. Hutbe Şam 126. Onu söyledik. Onu iptal edelim. Çünkü bu mektubatta vardı. Bir de sunuat tuluatta var. Bir müfsit, bir desasa hüsnü zan edebilirsiniz. Delil ve akibete bakınız. Münazarat 15. Mesela bu da çok güzeldir. Bir ağaç canlı mıdır, cansız mıdır? Elma mıdır, armut mudur? Nasıl anlarız? Bir daha söylüyorum. Bu ağaç canlı mıdır, cansız mıdır? Armut mudur, şeftali midir? Nasıl anlarız? Toprağı kel bekleriz abi. Akıbetine. Yok zaten. Yani akıbetine bakarız. Bahar gelir. Bahar gelir. Yaprağı dökmüş. Osman, suretine bakılamaz. Yaprağı dökmüş kışın. Armut mudur, şeftali midir? Canlı mıdır, cansız mıdır? Bekle baharı. Meyve verdikten sonra yaprak çıktı ve elma oldu. Armut olabilir mi? Olamaz. Bir rejime veya bir hocaya, bir şahsa bakın. Meyvesine bakın. Neyin meyve veriyorsa bu adam odur. Edile-i Şer'iye muhalefet ediyorsa Edile-i Şer'in dışındaki bir adamdır. Hala onun içerisinde bir bildiği vardır, olur mu? O zaman haşa Allah'ın bildiği yoktur. Ne güzel deliller var da niye böyle biz aldanıyoruz? Başta ben yani ha. Ya ne güzel delil var. Bir insana diyor bak, bir müfside, bir desasa üstü zannedebilirsiniz. Tamam. Ustad diyor. Bir desasa, bir müfsite, müfsit demek dindar gözüküp dini yok eden demektir. Müfsit. Yoksa bir dessas, kafir kafirdir. Kafir dessas değildir. Münafık dessastır. Bir müfside, bir dessasa hüsnü zannedebilirsiniz. Tamam, orada suç yok. Meyveye kadar ama abi. Meyveye kadar. Meyve verdi mi tamam. Bu budur. Artık orada hüsnü zan olmaz. Eğer hüsnü zan edersen ona Allah'a suizan etmiş olursun. Allah yanlış demiş olur. Çünkü edile-i şer'i dörttür ya. Buna muhalefet ediyorsa meyvesi budur. Neticesi bu. Helal haram diyorsa, eğer onun bir bildiği var diyorsan Allah'ın bildiği yanlış olur. Haşa, tövbe yani. Elma çıkmış hala armut diyorsun. Elma çıkmış hala armut diyorsun. Netice bu. Daha bunun armuttan sonra netice var mı? Yok. Netice en son bu. Adam helal haram, harama helal diyor. Kafiri dost ediniyor. Dostunu düşman yapıyor. El hubu fille ve el buzu fille muhalif. Sunuat tulaat işaret 7'den okuyorum. Masiyetin ekseriye dünyada olan akibeti bir emare-i hadsiyedir ki cezası da bir ikap vardır. Hemen gene karşıma gene bu çıktı yani. Bu da sunuat tulaat işaret 7'de geçiyor. Son cümle sunuat tulaat işaret 61. Gayri meşru muhabbetin akıbeti, mükafatı, mahbubun gattarana adavetidir. Onu konuştuk. Başka kitaptaydı o cümle. Peki, akıbeti okuduk. Akıbet bu. Benim yapabildiğim, anladığım veya anladığımı demeyeyim de. Anladığımın lazım olduğu kadar anlatabildiğim, becerebildiğim. Ama siz de okursanız veya akıbeti böyle uyanık olursanız daha güzel manalar çıkacaktır inanıyorum. Ondan sonra Risale-i'nde geçen akıbet böyle rastgele bir şey değil. İşte belki de bir saate yakın akıbeti okuduk. Harika bir ders oldu. Ben çok istifade ettim kendim.
en azından gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinlediğini, kör hissiyatın kör olduğunu, tamam mı, böyle bir dirhem hazır lezzeti ileride batmanlarca lezzetleri tercih edebilme özelliğine sahip olduğunu, ancak tokatlarla, elemlerle, musibetlerle, hastalıklarla teslim-i silah edebileceğini veya ciddi bir tefekkürle o cehennem ve cehennem hakkındaki ayet ve hadisleri tefekkür ederek ancak belki uyanabileceğini. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.